Evet, aynen. Ya UNICEF halk kandırıyor diyorsun da, kadınlara halk kandırmıyorum diyorum ben. Kadınlar. Konuyu değiştirmek istiyorsun. Aynen, nasıl değiştirdin? Oradan girmeyeceğiz. Abi, şeyi gördüm ya, göt dolgusu diye bir şey çıkmış. Böyle Titan içine falan giyiyorlar pantolonun içine. Evet. Götümsü bir elastik yapı. O her vücudun her bölgesi için var. Onun satışını yapıyorum ben. Yani giyen gibi işte. Göt için olan ilgimi çekiyor. Göt sü diye. Şimdi. Evet, yani Metin orada çalıştı. Evet, Metin işi. Bayan Metin, bugün Metin'i konuşturuyoruz. Bayan hiç kim konusunda uzmanım. Kimyager olduğuma bakmayın. İranlarla İranlarla, Araplarla bayağı bir haşır neşir olduk. Ne şimdi, abi, onların zaten ihtiyacı var mı? İranların yok. Zaten dolgun diyorsun. Güneye indikçe çünkü göt oranı artıyor böyle. Neden artıyor acaba? Güneye indikçe mi? Yok. Güney, o bir de şey ya hani... Orada bir dakika Erdem'e söz hakkı veriyorum. O benim uzmanlık alanı. Meme göt orantısı vardır abi. Meme büyükse göt küçülüyor. Bu konuda nasıl uzmanlaştın? Evet. Bir de onun istisnası var. Bir de onun uzman uç noktası var. Çok okudum. Ha okudun. Çok okudum. Güney çok okuyan mı çok yaşayan mı? Güney'e gitmek dediyse ben en çok... ben Adana'ya gittim. Yani en güney orada benim için. Yok, yok, Adana çok. Ben de Adana'da, Antalya'da bulundum. O zaman orada Adanalılara söz. Adana'da, Antalya'da çok sıcak yani. Büyük ihtimalle benim sıcakla görüşüm abi. Sıcakla böyle salıyor kendini. Vücut. Peki ya bir de pariteye çok... ne diyorsunuz abi? Meme göt. Şimdi meme büyük oluyorsa göt küçülüyor. Göt büyük oluyorsa meme küçülüyor. Tam ortası nerede? Tam ortası Playboy. Yozgat. Yozgat'ta tam ortası oluyor. Abi Yozgat'ta bulaşmayın ya. Çeker vururlar onu. Çok milliyetçi bir Yozgat'ta altın oran var. Yani altın oran. Yozgat'ta altın oran var. Yozgat. Evet. Ama bunu hep okuduk. Okuduk. Çok okuyan. Gerçekten. Okuyarak öğrendik. Okuyarak. Hep bunları okuyarak öğrendik. Yoksa nereden bilirsin? Yaşayarak değil, yani. Okuyarak. Evet, her evet, o göt dolgusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Erkekler ben neden kandırılıyor arkadaş ya? Evet. O dolgu hakkında bilgisayar değilim. O parçaları görmedim. Ben kız kısımları gördüm. Ya şöyle bir parça. Bildiğin hani tahta göt düşün. Elastik bir var ya, yapı var. Düz vücutlu kadınlar var ya abi. Ama o kadınlara bir bakıyorsun giderken arkada böyle bir çıkıntı. Orası o dolgu işte. Onu direkt estetik deponun içine takmıyorlar da dışarıda giyiyorsun, çıkarıyorsun. Öyle şeffaf şeffaf diye falan yapıyorlar. Abi o değil de şimdi bir kızla gittim bara, tanıştım. Poposunu hasta oldum falan. Yüzü gözü geçtim artık. Poposunu hasta oldum. okumaktan kaynaklı. Eve gittiniz. Okumaktan kaynaklı. Eve gittiniz abi. Bir baktın o göt yok. O elastik bir plastik. Seni kandırmış ya. Ne yapacaksın? Yalnız hep kandırılan erkekler oluyor. Evet. Evet. Buna devam edelim. Sütyen, toto dolgusu. Destekli. Sütyen destek. Ondan sen uzmansın. Normalde numarası 75. Diktirilen zar. Erkekler de neden böyle? Erkekler de yok işte ya. Yok abi zar bile dikili ya. Ya orada bir de tek olay var. Saç. Şu an arkana yaptığımız gibi. Hem erkek o kadar sadece saçı. Saç. Saçı. Yaptın işte. Ha tamam bitti. Olur mu lan? Biz de buraya dolgu koyuyoruz. En önemli şey var orada. Yanlar kısa. Düşünsene buraya dolgu koyup geziyoruz böyle. Abi gezemezsin. Gezemezsin abi. Gezemezsin. Neden? Şimdi neyse. Çünkü gezemezsin. Gezemezsin o yüzden gezemezsin. Bence biz de bunu düşünelim yani. Çünkü dolgusu diye bir şey icat. İcat evet patentini alalım. Geçen hafta konuşmuştuk ya bir 5 saniye pipili abi bir şey olacak. Daima ondan para kazanacağız. Harbiden işte. Evet işte Türk dolgusu. Zengin aldık. Bulur. Çük dolgusu. Çük dolgusuyla zengin. Tamam, çük dolgusu. Metin sen bunu pazarlarsın abi. Abi. Pazarlama işi bende. Kumbay bize katılmadı. Benim düşüncelerim var. Abi ben TÜBİTAK'ta proje yaparken bir abiyle yollarımız biz işte. Hacı çük dolgusu. Yok adam Last Rock diye bir... Hacıyı koyarsak başına her türlü yürürüz kanka. Hacı çük dolgusu yok. Başında şey var tek yani neyse. Tak diyeyim abi. Ya... Bir tane abiyle yolumuz kesin. Yardılacağız yemin ediyorum. Abi...